Taktik masasından iyi akşamlar değerli Bursasporlar. Yeşil Beyazlı Kulübün 3 haftayla kapattı, 3 puanla kapattı haftanın ardından. Alışkın olmadığımız beraberliğe o kadar alıştık ki 3 hafta gibi geldi 3 puan. Aynen öyle. Çağlar Ergin'le birlikteyiz. Mustafa Gönden, Bursaspor Kulübü Sportif Direktörü Mustafa Gönden. Telefon bağlantısıyla konuğumuz olacak kendileri. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra Çağlar'la karşılaşmanın ilk 11'ini değerlendirelim. Sonrasında Mustafa Hoca ile telefon bağlantısında birlikte olalım ve aklımızda olanları ve sizin sorularınızı da iletelim kendisine. Çağlar, karşılaşmanın ilk 11'i nasıl buldun? Metin abi, ilk 11'i alalım her zamanki gibi programın ilk görsel olarak. İlk 11'i nasıl buldun? Gayet sürpriz bir ilk 11 diyebileceğimiz 11 ve ofanstan da aslında uzak bir 11 olarak ön plana çıkıyor. Sen nasıl değerlendireceksin Adıyaman FK maçının ilk 11'ini? Ya açıkçası garip bir ilk 11. Yani çok temkinli bir ilk 11 olarak görüyorum. Aslında yani şu 11'de sahaya çıkan düzende bir 5-3-2 görebilirdik. Yani 5-3-2 oynamaya yatkın oyuncu grubu var. Yani Furkan Emre'yi de stoperlerin arasına atsak, Barış Dalkır'ın orta sahaya çeksek, Mustafa'yı forvet atsak Berat'ın yerine 5-3-2 izleyebilirdik. En azından bence daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü hani Furkan Emre'yi 8 numara oynadı. Baktığın zaman Furkan Emre 8 evet. numara oynadı. Barış Dalkıran bir 6-8 oyuncusu sol açık oynadı. Yani değişik bir 11 ile çıktık sahaya. İkinci yarı değişikliklerle bu 11'deki düzen biraz daha normale yakına döndü ama yani Barış Dalkıran'dan bir sol açık, Furkan Emre Ümer'den bir 8 numara olmayacaktır. Çünkü oyuncuların mevkileri bunlar değil, oyun özellikleri bunlara yatkın değil. Kendileri de muhtemelen bu oynadıkları pozisyonlarda çok rahat etmemişlerdir diye düşünüyorum. Nitekim yani orta saha oyuncusu olan Bilal Güney sol bek oynadı yine. Ozan İsmail Koç'u ortaya çektik. Yani Bursaspor bir değişken arayıp duruyor. Aslında bence Bursaspor'un çok değişken aramasına ihtiyacı var mı diye soracak olursan bence yok. Bursaspor'un yani ben sene başından beri yaptığımız programlarda, yazdığım köşe yazılarında, attığım tweetlerde hep benzer şeylerden bahsediyorum. Bursaspor'un 52 oyuncu grubu ve oyuncu özelliklerine dayalı olarak oynayacağı sistem 4-3-1-2'dir. Hadi biraz zorlayalım, 4-4-2'dir. Yani Bursaspor'un bu şekilde 4-3-3, 4-2-3-1'e yakın bir sisteme başarılı oynayabilme ihtimali ben çok uzun istikrarlı görmüyorum. Adıyaman'a karşı maçı kazandık. Direkten dönen bir topumuz, kaçan bir penaltımız, penaltı dönüşünde boş kaleye kaçan bir topumuz var. Son dakikada Mustafa Genç'in getirip Çağatay'ın bitirdiği golle 1-0 kazandık. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz ama sahada oynanan oyun, oyunculardan istenenler, verilen görev ve roller çok doğru değildi ve geleceğe yönelik çok umut vadedici değildi. Kazanmış olmanın vermiş olduğu mutluluk var. Çünkü Bursaspor'un küme düşme hattına inmemesi için alabileceği hemen hemen her puana ihtiyacı var. Nitekim yenebileceğimiz rakiplerden biriyle oynadık, Adıyaman, kazandık. Bundan sonra oynayacağımız 5 maçın 5'i de yine yenebileceğimiz takımlar aslında bakarsan. Yani tam bir ölçü. Kritik bir sürece girdik. Ölçü süreci yaşayacağız evet abi. Yani bu Bursaspor'un Serik, Kırşehir, Kırklareli, Zonguldak 4 maçı. Önündeki 4 maçından 12 puan da alabilir Bursaspor. Sıfırla da çıkabilir. Böyle bir dengesiz bir görüntümüz var. Bu 4 maçtan alabileceğimiz maksimal puan bizi devre arasına rahat girmemize sebebiyet verir. Ama yani ilk 11 bazlı da baktığımız zaman bence çok net bir mesaj var sahada. Bursaspor devre arası transfer tahtasını açamazsa Bursaspor'un sezon sonunda olacağı yer az çok belli yani. Peki işte kritik maçlar dedik, onu ilerleyen dakikalarda aslında yapacaktık ama kulüpte bu arada yarın gece Antalya'ya gidiyor kamp için. Hı hı. Kısa bir kamp var hafta sonu. Cumartesi günü oynayacak Serik Belediye maçı var. Orada hazırlanacak Bursaspor. İşte Serik deplasmanı, Kırşehir Bursa'ya geliyor, Kırklareli'ye gidiyoruz, Zonguldak Kömür yine Bursa'ya geliyor. Şimdi bu alttaki gruptaki takımlara bakarsan Çağlar, yani 4 maç 2 içeride 2 dışarıda ama kaç puan Bursaspor için tamam olur, kaç puan aman olur? 7 puana, yani içerideki Kırşehir ve içerideki Zonguldak maçlarını kazanabiliriz. Serik ve Kırklareli maçlarından da hadi bir mağlubiyet, bir beraberlik çıkarsak 7 puana ben tabım bu arada. Yani bu 4 maçlık seride. 7 puanın altı bence sıkıntı yaşatır bize. Yani minimum 7 puan almamız lazım. 7 puanın üstü bir oh çektirir, rahatlatır.
7 puan ideal olanıdır bana kalırsa. 7 puandan aşağı alacağımız her puantaj sıkıntıdır. Peki o zaman şimdi karşılaşmada ilk yarıda çok bir şey olmadı. 45-6'da. 45+6'da. Yani böyle Yusuf Sertkaya'nın şutu direkten dönüyor. Yani o nasıl bir kısmetsizlik? Belki çocuk için de çok güzel bir moral olacaktı. Aslında güzel de bir şut çıkardı. Evet, ama güzeldi. Ama kısmet değilmiş diyelim. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Sonrasında 78. dakikada penaltı atışı kazandık. Yukarıda herkes, yani ben de Çağatay diye görüyorum. Bu arada Salih de, Selçuk Salih Başan da, o da Çağatay diye anonsda Çağatay diye uzun süre anons ediyor. Penaltıyı bir şekilde kaçtı. Sonrasında da 90+1'de Çağatay Yılmaz'ın golü geldi. Hı hı. Şimdi bu kadroda olması gereken bu muydu? Daha iyisi olabilir miydi? Veya beklentileri karşılayamadığını sen de ifade ettin, evet, yani zaten ilk, söyleyebiliriz. Abi çıkan ilk 11'de ilk 45 dakika için bir beklentiye girmek zaten hücumsal noktada. Bir evet, beklentiye girmek mantıklı değil. Nitekim böyle bir 11'le çıkıyorsanız bir zahmet pozisyon vermeyin zaten. Yani böyle bir defansif bir 11'le çıkıyorsanız. Ona rağmen Yusuf Sertkaya 6 numara oynayan oyuncumuz bir pozisyonda buldu. Bence iyi de bir şut çıkardı ama direğin içine çarpan top kale içine değil sağ içine döndü. Skoru bulabilirdik böyle bir ilk 11'e rağmen. İkinci yarı biraz daha oyuncu değişiklikleriyle, özellikle Çağatay'ın, Eren Güler'in girmesiyle biraz daha ön alanın hareketlenmesi var. Hareketlendikten sonra birkaç pozisyon, işte penaltı pozisyonu, Çağatay'la bulduğumuz gol nitekim yine bir oyuncu değişikliği sonrasında gelen bir gol Çağatay'ın oyuna girişiyle. İkinci 45 dakika daha sağlıklı bir yapıya dönüldü ama çıkan ilk 11'i açıkçası çok mantıklı bulduğumu söyleyemeyeceğim yani. Şimdi benim ilk 11 neredeydi, ben de önümü alayım hemen öndeki ekrandan. Artık yaşlandık, göremiyoruz tabii de. Şimdi Çağlar, Bilal Güney'in mevkisi olmamasına rağmen sol bekte oynadığını görüyoruz ki bu sene 10 numara pozisyonunda da oynadı. Birkaç maç iyi performans gösterdi. 10 numara pozisyonunda çok da iyi oynadı. Evet. Bu sene Ozan İsmail Koç da sol bekin haricinde ilk defa bu maçta farklı mevki, farklı derken yani bölgesinde oynadı diyebiliriz ama biraz 10 numara gibi oynadı. Yani 3 tane çapa vardı şimdi orta sahada bakarsan. Evet, Ozan İsmail orta sahada oynadı değil mi? İkisi 10 numara değil ki abi zaten. Değil işte, onu demek istiyorum. Orta sahada 3 tane çapa var. Yani Yusuf, Furkan, Ozan İsmail Koç. Şimdi yedeklere bakınca yedeklerde de gördüğüm, gözüme ilk takılan Emre Tepegöz var, bir 10 numara pozisyonunda oynayabilecek olan. Yok, seste mi şey var? Mik şey oradan. Bunda mı sorun aynen var? Komple bir. Yok, bende sorun yok. Var mı? Açık. Ha, okey. Tamam. Kapalı gözüküyor. Ondan sonra şimdi Emre Tepegöz var. Yani Furkan Emre'yi ortaya çekip ön libero gibi çekip, mesela şöyle diyelim, orta saha kurgusunu sana söylüyorum. En kötü ben olsam şunu yapardım. Tamam, Yusuf Sertkaya. Ama Ozan'ı Furkan Emre'nin yerine çekip Ozan'ın yerine de Emre Tepegöz alırdım. Yani bu hiç olmazsa bir organize atak geliştirmesi açısından bir 10 numaraya en yakın isim konumunda Emre Tepegöz ön plana çıkıyor. Ya şu çıkan 11'le yine mantıklı bir formasyonda oynayabilirsin bu arada. Ya oynayabilirsin işte. Ya yani bak 5-3-2 oynayabilirsin. Ozan'ı, yani evet, oraya da dönersin programı. Hadi 4-2-3-1 oynayacaksın. Tamam. Taktık 4-2-3-1'i. Okey. Ya Bilal'i orta sahaya çek, Furkan Emre'yi al. Evet. Sol beke. En azından herkes kendi pozisyonuna biraz daha yatkın olsun. Veya Bilal'i sol açığa al. Barış'ı yine ortaya al. Furkan Emre'yi beke al. Hani Bilal sol ayaklı sol açık oynasın. Hani bir mantık yürüteyim. Ya Barış'ı da hiç alışık olmadığı yerde görüyoruz şimdi. Tam böyle bir şey. Çorba bir ilk 11. Yani garip bir ilk 11 olmuş yani. Metin abi. Garip bir ilk 11 değil, garip bir yerleşim olmuş. Biz diyeyim konuşurken Mustafa Hoca'yla görüşebilirsiniz. Eğer müsaitse ona da alabiliriz zaten. Çağlar, evet, ikinci yarıdaki değişiklikleri nasıl buluyorsun onu sorayım. Hafiften değindin ama Mustafa Hoca gelene kadar onları konuşalım. Sonrasında üzerinde konuşacağız zaten, daha çok zamanımız var. Yani açıkçası yedekten gelen Çağatay ve Eren ilk 11 başlayabilecek kalibrede oyuncular. Hepimiz biliyoruz ki ilk 11 başlasalar daha normal karşılanırdı. Nitekim ben Emre Tepegöz'ün sene başından beri 11 oynaması gerektiğini söylüyorum. Ve şunu söyleyeceğim, yani Bursaspor'un izlediğimiz maçlarında sene başından beri rahatlıkla söyleyebiliriz. Hücum noktasında yaratıcılıkta çok büyük problem yaşıyor. Yani ya bir işte Çağatay çıkacak, bir şey yapacak, bekliyoruz.
Bu noktada şu an yedekler ve ilk 11'e baktığım zaman Bursaspor'un bireysel olarak fark yaratabilecek yedeklerinde gördüğüm bir oyuncu var mesela, Tuğhan. Ama süre almıyor. Yani Tuğhan yeteneğiyle ön planda olan bir oyuncu. Ön tarafta bireysel olarak bir şeyler yapabilir, top dağıtabilir, ara pas atabilir. Evet, çok hata da yapabilir ama ihtimal yaratabilir size. E zaten Bursaspor şu anda elindeki oyuncu grubu doğrultusunda zaten belli bir sistematik set oyununu, belli istikrarlı bir oyunun üzerini çok uzun süreli oynayamayabilir. Bunu beklememek lazım. O yüzden Bursaspor'un bir bazı sürprizler çıkarması lazım. Yani sürprizden kastım şu ilk 11 formasyonu değil. Tuğhan'a sabredebilirsin mesela. Tuğhan çıkar maçta 10 tane topla buluşur, 8 hata yapar, 2 tane iş yapar, gol buldurabilir size. Yani risk alabileceğiniz oyuncular var. Yani örnek veriyorum. Yani sol açıkta Barış Dalgaran'ı değerlendireceğime kadar Abdullah Tazgel'i sol açığa atarım ve enerjisini kullanırım. Ya şimdi sola diyorsun, sol tarafın iki bölgende de hem önde hem arkada orijinal yerleri olmayan oyuncular evet, var. Evet, yani böyle olunca ya mesela illaki solda, aksıyorsunuz. Barış'ı yani neden acaba solda denedi de atıyorum Eren Güler'i solda denemedi? Ya muhtemelen şunu denedi abi, Barış'ı şimdi Barış'ta bir tık yorum yapayım. Yani yorumlamaya çalışayım, empati yapmaya çalışayım. Bence olmaz ama Mustafa Genç bireysel yeteneği olan o adamı eksiltebilen ve daha böyle çizgi kanat oyuncusu olarak oynayan bir oyuncu Mustafa Genç. Barış Dalkıran'ı orada kanat oyun kurucu olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Yani Barış biraz daha Ozan İsmail'e ve Berat'a yakın iç kulvarda oynar. Bilal Güney arkadan bindirme yapan oyuncu oynar. Barış'ı böyle değerlendirirsiniz. Barış'ı oynatıyorsanız madem arkasında bari Tazgel'i oynatın ki koridor kullansın. Yani uyuşmazlık da çok fazla var seçilen oyuncular noktasında. Evet. Yani siz orta sahada ağır kanlı birebir de kuvvetli bir Yusuf Safkay'ı kullanıp yanında daha da ağır Furkan Emre'yi oynattınız mesela. Önlerinde yine ağır bir Ozan İsmail Koç kullandı. Yani 3 çapa oynuyor. Hadi çapalardan ikisi hızlı oyuncu olur. Hani rakibi yıpratır. 3 tane çapa, 3'ü de ağır. Ağır. Hani oyuncu tercihleri, beraber oynayan oyuncu profillerinin uyumsuzluğu da çok fazla var. Değişik bir 11 tercih olmuş. Yani ilk 11'de Eren Tunalı, Mustafa Genç ve Berat Altındiş dışında çok mantıklı bir 11 kararı göremedim yani. Ya ortaya bakınca şimdi Berat da çok hızlı futbolcu. Yani 2, 5, 6 yani tam orta bölge, omurga bölgesi oldukça ağır isimlerden oluşuyor. Aynen öyle. Bakacağız şimdi, Mustafa Hoca herhalde toplantıdaymış, biraz evet, sürecek. Tamam. Ha, biz devam edelim sonrasında Mustafa Hoca'yı alırız. Bora Acar, iyi yayınlar diliyorum. Yönetim hangi başarısı tabloda gitmeyi planlıyor? 3 yenilgi veya 1 yenilgi veya ne olursa olsun gitmeyeceğim düşüncesini bekledikleri nokta nedir diyor. Vallahi işte bilemiyorum. Eğer bu hafta bir mağlubiyet olsaydı yönetim açısından da büyük kriz olacaktı. Ben bence net olarak söyleyebilirim abi. Bence Bursaspor'un yönetimsel sürecinin değişmesi kesinlikle saha sonuçlarıyla alakalı olmayacak. Bursaspor'un yönetimsel süreçlerinin değişmesi tamamıyla Bursaspor'un şu anki yönetimine dış kaynaktan sağlanan paraların kesilmesi sonrası olur yani. Yani paraları bitince giderler. Durum bu yani. Ahmet Karacakaylar, iyi yayınlar, kolay gelsin abilerim demiş. Juan Roman Riquelme, iyi yayınlar abiler. Serkan Yetişmişoğlu, iyi yayınlar arkadaşlar diyor. Teşekkürler Serkan abi. Serkan abi normalde hep gece izler bizim programı. Bugün müsait herhalde. Bugün müsait. Enes Beyhan, iyi yayınlar demiş. Mavi'nin dünyası, 35 yıllık futbol adamıyım. Bu gençlerle alakalı tepkiler var. Yani böyle bir uyumsuz diyelim. Uyumsuz bir kadro görmedim. İşimiz çok zor. Bu arkadaşlar bu formanın değerini bilsinler. Tahta açılırsa bir tanesi kadroya giremez diyor. Şimdi tahta açıldığını düşünelim Çağlar. Senin normalde hep düşündün, yani uzun 3 senedir program yapıyoruz. Hep böyle 3-4, maksimum 5 transfer devre arası gibi söylüyordun. Şu anda da aynı düşüncede misin peki? Şu anda 6-7 yine daha fazla değil. Yani 6-7'nin hepsi 11'e değil bu arada. Hani 4 tane 11'e, 2 tane 7'ye, 5 11'e, 2 tane 7'ye gibi 6-7 tane oyuncu yeterli. Bölgelerle alakalı bir şey. Şöyle bir şey var, şunu atlıyoruz. Yani şimdi örnek veriyorum, kimi beğenmiyoruz? Sıkıyorum. Berat'ı beğenmedik değil mi? Ya da işte Bilal'i beğenmedik. Beğenmedik bir oyuncuyu. O oyuncuyu biz sadece o oyuncunun bireysel performansına göre çok izliyoruz. Yani maalesef seyirci gözümüz biraz böyle halı saha maçı izler gibi. Top ayağına geldiğinde görüyoruz yani. O işi yapıyor mu, yapmıyor mu? İşini yapıyorsa kral, yapmıyorsa değil.
Tamam ama onun işini yapmasını sağlayacak diğer etmenleri niye göz ardı ediyoruz yani? Mesela Berat'ın oyun tarzı nedir? Önde rakibi stoperlere bassın, yıprattın, sert oyun oynasın. Yanındaki ya çizgide oynayan ya da ikili forvet oynuyorsa yanında oynayan oyuncuyu biraz daha rahatlatıp onun oyun alanını rahatlatsın. Yani Berat'ın futbol menajeri oynayanlar için daha rahat anlarlar. Yardımcı forvet rolünü rahat oynayabilir. Berat'a bir 10 santim koyun. Yani Berat'a bir 10 santim koyunca Hasan Sabri Karaca oluyor zaten. Hasan Sabri Karaca mesela daha pivot santrafora yakın bir oyuncu. Biz ön tarafta yardımcı forvet rolünde oynayan bir oyuncunun sağına ve soluna koymamız gereken oyuncular, bir tane kanat forvet koyarsınız. Bir tane oyun kurucu özellikle kilit pas atabilecek, birebir de asist yüküne kaldırabilecek bir oyuncu koyarsınız. Bu sefer Berat'ın da performansını artırırsınız. Bizde kanat forvet de yok, kanat oyun kurucu da yok. Bizim iki tane Çağatay ve Mustafa Genç oyuncumuz var, çizgi oyuncuları. Yani Çağatay ve Mustafa Genç'i mesela Hasan Sabri Karaca ile oynatın, daha rahat oynarlar. Çünkü ne yapacaklar? Kanattan getirecekler, kesecekler, içeride Hasan Sabri bitirecek oynayabiliriz. Ama şimdi uyuşmazlık sonrası biz Berat'ı yiyoruz mesela. Ondan minvalinde Çağatay ile Mustafa Genç'i de eleştirmeye başlıyoruz. Mesela bizde senin dediğine en iyi örnek Oliver Giroud. Yani Giroud olsaydı Bursaspor'da forma giyemezdi yani. Yani ama şimdi mesela Fransa Dünya Şampiyonu olduğunda hiç gol atamayan bir forvet ama yanındakilere yaptıkları. Ya en güzel örneği, en çok Türkiye çapında ulusalda eleştirilen şey olduğu için Hakan Çalhanoğlu. Ya bu adam Inter'de kralken neden milli takımda yok abi? Çünkü... Evet, Murat da onu çok soruyor. Onun Murat'a da açıklarsın. Ben bunu sevgili Cüneyt abinin, Cüneyt Kaşeler'in Lig Radyo'da bizim Hırvatistan deplasmanında yendiğimiz maçtan önceki programında katıldım. Onu da orada Cüneyt abiyle konuştuk hatta. Ya Hakan Çalhanoğlu Inter'de nasıl oynuyor? Ya da Milan'da, Inter'de yani oynadığı İtalya'da oynadığı takımlar nasıl oynuyor? Arkasında zaten 100 metrelik sahanın kendi yarı sahasına bakan kısmında işi çözen oyuncularla oynuyor. Hakan'ın tek işi ön tarafta iş bitirmek. Alacak ya 2'ye 1'e girecek, 2'ye 1 ara pas yapacak ya şut çıkaracak. Tehlike bölgesinde topla buluşup iş bitiriyor Hakan Çalhanoğlu. Bizim milli takımda geliyor iki stoperin arasından top alıyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan biz nasıl aynı performansı bekleyelim? Yani akla mantığa uymuyor. Bursaspor'da da böyle bir uyuşmazlık var. Ozan İsmail Koç'u bir maç 10 numara oynatıyoruz, bir maç 6 numara oynatıyoruz, bir maç sol bek oynatıyoruz. Furkan Emre Ünver stoper oynuyor, bir maç forvete giriyor yedekten, uzun top atıyoruz, bir maç stoper oynuyor. Ya biz bu oyunculara nasıl performans bekleyeceğiz? Ama biz bu oyunculara dışarıdan bu uyuşmazlığı ortadan kaldıracak 4-5 tane oyuncu katalım. 4-5 ismi işin içine katalım. Emin ol, elimizde bugün Tukaka yaptığımız tüm oyunculardan performans alacağız. Yani benim burada 6-7 oyuncuyu yeter kastım şu 6-7 tane uyuşmazlığı ortadan kaldırıp net performans alacağın 6-7 oyuncu. Yoksa sen 20 tane yine uyuşmazlık yaratacak 20 tane oyuncu alacağın ne değişecek ki sende? Senelerce gördük biz bunun örneklerini yani. Bahsettiğim olay o. Doğru noktaya doğru oyuncu alırsan 6-7 tane oyuncu da elindeki oyuncuların performansını arttıracak. Bu da sana zaten genel olarak takım hüviyetini iyiye götürmüş olacak. Zaten bunları 3 yıldır anlatıyorum. Yine bir söyleyeyim. Daha anlatacağız herhalde. Yani. Evet. Şimdi Adıyaman maçına çağlarak yaklaşık 1500-2000 civarında taraftar geldi. Taraftarın tribünle ne zaman döneceğini tahmin ediyorsun veya tribüne taraftarı ne çekecek? Abi Bursa Spor'un taraftarı Bursa Spor'a sırtını döndü ya da ne bileyim işte Bursa Spor taraftarı Bursa Spor'a küstü. Sence böyle bir şey mümkün mü? Yani biz ne deplasmanlara gidiyoruz, hepsinde varlar değil mi bir şekilde? Var. Küsen adam gelir mi oraya? Gelmez. Bu insanlar timsah arenaya neden gelmiyor? Ya basket maçına gidiyoruz ya, o da Bursa Spor değil mi? Basket maçlarına gidiyoruz. Yani neden doluyor abi o salon mesela? Çünkü biliyorlar ki güvene dayalı bir yönetim var. Güvene dayalı bir yapı var. Başarılı olsun, başarısız olsun sahada iyi ya da kötü oynasın mücadele eden bir oyuncu grubu var. Bursa Spor armasının hakkını doğru yerde sergileyen bir süreç var. Avrupa'da Bursa Spor için mücadele eden bir basket takımı var. Ligde sürekli kazansa da kaybetse de sahada hep mücadelesini veren bir takım var. Niye orada? Sezon başında çok planlama olmamasına rağmen, yani çok boşluğa yani düşmesine rağmen ama yine de bir şekilde yürüyen bir sistem var. Bir de bak abi, yani güven ortamı var. Yani Bursa Spor'un basket tarafında, saha içinde de saha dışında da Bursa Spor camiasını, Bursa Spor'u
gönül veren, Bursaspor'a gönül veren insanlar güveniyor. Bu güvenin karşılığını da fiziki olarak da vurulu bulunarak veriyor zaten. Gel futbol tarafına, yönetimsel sürece güven duyan var mı? Yönetimin kendisi dışında. Saha içinde oynayan oyuncu grubuyla alakalı bir güven var mı? Yok. Peki bundan neden bitti? Stadyum konforunu da ekle. Zaten da ekle. Atatürk eklersen oho. Bak zaten Atatürk Stadı bittiğinden beri zaten salona karşı bir olumsuzluk var. Saha içindeki oyuncu grubunun bana kalırsa sırt dönülmemesi gerekiyor. Çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi veriyor. Ama şöyle düşünün, siz bir bu örneği hep aynı örneği veriyorum ama siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve sizin her hafta karar vericiniz değişiyor abi. Ya o işe sahip çıkar mısınız? Yani o işi ciddiye alamazsınız ki. Ya bunu söylüyorum. Bak futbolcuların Bursaspor'un saha içindeki verdiği kötü performansla ciddi olamamalarını anlıyorum. Ama Bursaspor almasını üzerine geçirip de ciddiyetsiz bir rol kabul etmelerini anlayamıyorum. Siz haklısınız. Bursaspor'u çok kötü yönetiyorlar. Bursaspor'un sağ dışında rezalet bir yönetimi var. Bursaspor'un prestijini bitirdiler. Vakıfköy'ü bitirdiler. Sizi de yavaş yavaş bitiriyorlar. Anlıyorum. Ama siz Bursaspor formasını giyiyorsanız bunların hepsini o sağ... Yani şöyle bir tabir vardır ya. İş yerine gidiyorsunuz. İş yerine adımınızı attıktan sonra arkada bırakacaksınız her şeyi. Yeşil sahaya adımınızı atıyorsanız, yeşil sahaya adım attıktan sonra tek düşüneceğiniz şey sol göğsünüzdeki armu olmak zorunda. Ben onu kabul edemiyorum. Anlamama rağmen kabul edemiyorum. Böyle bir ortamda taraftarın stadyuma gelmesini bekleyebilir misin? Geldi. Biz bir sonraki İstanbul maçımız kimle? Kırşehir'le. 45 bin kişi gitti. Ne olacak usta da biliyor musun abi? 90 dakika yönetim istifa diye bağlayacak. Çünkü insanların isteği bu. Yönetim de bunu bildiği için sanki Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş gibi bilet fiyatları belirliyorlar. %50 indirim yaptılar ama. Çok özür diliyorum. Metin abi şey yapabilir misin? Penaltı pozisyonunu alalım. Hazırda bulunsun sonrasında. Yani 1-2 dakikaya alırız herhalde. Yani ben Bursaspor taraftarının stadyuma gelmemesinin ana sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bursaspor bugün güven ortamıyla yönetilsin. Bursaspor bugün bir spor kulübü olduğu bilincinin farkına varılıp hem mali ya tabii köşe yazısı yazdım da bunları 4 sayfa falan anlattım yani. Hem mali disiplinini oturtsun, evet. Hem sportif başarıya yönelik bir tavır çizsin Bursaspor. Emin ol o stada ikinci ligde bile daha iyi olsak en az 20 bin kişi gelecek her maç. Yani bunların sebeplerinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Peki Cavit Çağlar'ın kulübe gelip işte bir dizi görüşme yapmasını nasıl değerlendiriyorsun peki? Daha bir faaliyet göremediğimiz için yorum yapamıyorum abi. Yani kulübe ziyaret edilmesinin bir mantığı yok, bir manası da yok bence. Bununla ilgili ben bir tweet attım Sayın Cavit Çağlar kulübü ziyaret ettiğinde. Cavit Çağlar ismi Bursa'nın hem siyasi hem de sanayi olarak en tepedeki ismi diyebiliriz değil mi rahatlıkla evet. Cavit Çağlar'ı? Her ne kadar elini ayağını çekmiş olsa da gözükse de. Yani öyle. Sayın Cavit Çağlar'ın kulübe ziyareti değerlidir. Kulübe destek olabileceği ihtimali bir umut ışığıdır. Bunlardan yana hemfikiriz. Ben de böyle olmasını... Hazır mı? Tamam, birazdan alacağız. Ben de böyle olmasını hem temenni ederim hem isterim. Bu noktada hemfikiriz. Fakat bence hani Sayın Cavit Çağlar da bunu reddetmeyecektir. Yani iki hafta oldu herhalde bir... Oldu. Faaliyet görmedik. Somut gelişme olmasını... Görmeyi de biliriz bu arada. Yani ben bunu söylemeye çalışmıştım o günkü tweetimde. Çünkü şu var abi, şu gerçeği kabul edelim. Hepimiz Bursasporluyuz değil mi? Sayın Cavit Çağlar da Bursasporlu. Ama günümüz konjüktüründe, günümüz gelinen yapısında kim olursanız olun belli bir çıkarınız yoksa belli bir adım atmazsınız. Bu böyle. Yani benim Bursaspor'a bir çıkarım var. Ben Bursaspor'u o yüzden seviyorum abi. Benim Bursaspor'un çıkarım ne? Beni mutlu etmesi. Bursaspor beni mutlu ederse ben Bursaspor'u seviyorum abi. Mutsuz etse de peşinde gidiyorum ama bazen sevmiyorum. Sevmeyebiliriz yani. Siz hayatınızdaki herkesi sürekli seviyor musunuz? Bazen sizi çok kızdırıyorlar, bazen öfke duyuyorsunuz. Çoluğunuza, çocuğunuza bile sevgi duymayabiliyorsunuz ama geçiyor. Bir kapris yapıyorsun, bitirip değil mi? Geçiyor. Bursaspor'da da böyle. Sayın Cavit Çağlar'ın oraya gelişi de Bursaspor'a olan sevgisi depreşmiştir. Bir çıkarı vardır, mutlu olmak istiyordur adam Bursaspor'dan gelmiştir. Belki siyasi olarak bir beklentisi vardır yani. Cavit Çağlar'ın yoktur da hani genel olarak insanların Bursaspor'a geliş amaçları bunlar ya. Maddi bir beklenti, siyasi bir beklenti.
Bir çıkarı vardır ki gelmiştir. Bir günde Bursa Spor'a bir fayda koyacaksa yine bunun bir karşılığını bekleyecektir adam. Nedir beklentisi? Kardeşim ben Bursa Spor'a farazi konuşuyorum. Cavit Çağlar geldi ve dedi ki kardeşim ben bir yönetim kuruyorum buraya. Hadi gidin siz. Gidecekler yani. Cavit Çağlar hayır diyemeyecekler. Ben Bursa Spor'u iyi yapacağım. Gidin diyecek. Gelecek bir şey yapacak. Bursa Spor iyiye giderse adam mutlu olacak ve karşılığını almış olacak. Bursa Spor kötüye giderse de kardeşim yapamadım der, çeker gider. Ben bunu anlatmaya çalıştım ama sanki ben kötü bir şey diyormuşum gibi anlaşıldı. Daha ayrıntılı böyle konuşarak anlatmış olayım. O yüzden Cavit Çağlar bir şey yapmaya da bilir. Cavit Çağlar'ın ziyarette bulunması bir beklenti yarattı mı? Yarattı. Ben açıkçası devre arasına kadar somut bir adım da atacağını düşünüyorum. Çünkü boşu boşuna gelmez yani. Kendi de bir beklenti yaratacağını bilerek gelir Sayın Cavit Çağlar. Bu iyiye gidiş olur, kötüye gidiş olur. Beklentinin çok altında bir şey olur, çok üstünde bir şey olur. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bir bilgim yok çünkü yani. Hemen birkaç kısa yorum okuyayım. Ondan sonra penaltı pozisyonuna geçelim. Ahmet Engin, Hasan Sabri de oynayabilir 10 numarada demiş ama Hasan Sabri'nin sakatlığı var. Muhtemelen ikinci yarıda, yani sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek. Onu belirtelim. Sarp'ta selamlar abiler. Bana göre ligin en kötü takımına karşı oynanan oyun bana hiç ümit vermedi. Bu oyunlar ligin zirve takımlarına karşı oynarsak çok büyük fark yeriz gibime geliyor diyor. İşte geçtiğimiz hafta içinde oynanan Buca 1928 maçında gördük yani adamlar bilemiyorum işte söylemek istemediğimiz şeyler. 3'te bıraktı diyelim. 3. viteste bıraktı. Ahmet Karacakayalar, Ömer Turan Görgüç bu sezon niye oynamıyor? Geçen sene iyi oynuyor diyor. Bu sene forma giydiği dönemler de oldu Ahmet. Ama işte mesela biz de Emre Tepegöz niye oynamıyor diyoruz yani. Bilemiyorum. Avukat Mustafa Gümüş, Çağlar Bey'in yazdığı 11-18 Ekim yazıları nedeniyle kutlarım. Teşekkür ederim. Kulübün gerçekten ekonomi, yapılanma ve sürdürülebilirlik alanında köklü değişime ihtiyacı var. Bunun yolu da güçlü bir yönetimden geçiyor diyor. Benim yazımı aslında iki cümleyle de özetlenebiliyor mu? Ben ilk yazı, evet ilk yazı geldiğinde ben Çağlar'a söyledim. Nasıl olacağını, bu işin nasıl birçok kesimi anlayamayacağını yazıyı söylemiştim. İkinci yazı biraz daha anlaşılır dilde yazdı. Onu da Çağlar'ı ben de tebrik ediyorum. Sağ olsun. Furkan Bakıcı, selamlar. Bizim çocukların kalitesini az çok biliyoruz. Bu kadar kötü oynayan bir takım değildik. Bal ligindeki takımların oyunu daha heyecanlı, daha dirayetli. Sonumuz hayırlı olsun demiş. Valla katılıyorum. Bence de o kadar kötü değil. Lüfer FK maçını izledik 2 haftayı. Adamlar oynuyor yani. Yönet olarak söylemeliyim. Bu sporun daha iyi bir kadro var zaten. Şimdi yani daha çok zevk verdi yani açıkçası. Vallahi yani bakın ya futbol açısından bakınca adam daha çok zevk veriyor. Yani fırsatımız olsa işte Görükle İpek maçına da gitsek, Mustafa Kemal Paşa maçına da gitsek ama değişik. Aynen öyle. Metin Coşkun Sakarya abi selamlar. Eksi puan tehlikesi var mıdır? Vallahi göreceğiz. Bursa Spor'un her şeyin tehlikesi var. Her şeyin tehlikesi var evet. Uğur 16 yayınlar abiler demiş. Hayrettin Yıldızhan Hasan Sabri iyileşmedi mi diyor. Yok daha iyileşmedi. Hasan Sabri devre arası anca herhalde. Evet Erkut'tan da bu arada şimdi birazdan gelecek görüntülerde kale arkası görüntülerinin videolarını istemiştim. Erkut'ta vardı. Onun için teşekkür ederim. Mustafa Gönden'in gelmesi kenar yönetim ekibinde bile tek tip giyim ellerinde dosyalar. Eski alışılmış profesyonellik geri gelmiş. Bir disiplin olduğunu direkt göze çarptı bu maçta kenar yönetimde diyor. İvan Ergeç şu anki kadrodan hafta... Şimdi şöyle ya yedek kulübeye bakınca Murat Sözkesen teknik adam ama en son ne zaman çalıştırmış? Yani bir 5 maçlık tecrübesi var galiba. Eyüp'te bu da yıllar önce. Bu aralarındaki en tecrübeli isim tabii ki şimdi Mustafa Hoca yani onu da dediğin gibi belirtelim. Ben dikkat etmemiştim vallahi iyi bir detay olduğunu düşünüyorum ben de. İvan Ergiç şu anki kadrodan hafta sonu atıcılarda 2 gömlek üstün kadrolar görüyoruz. Genç demek olmaz kıyasladığımız oyuncular amatör oyuncular onlardan daha iyi olmalı. Bunlar genç deyip geçiştiremeyiz. Demiş. Evet haklısın. Hı hı. Erkut da ayrıca uzun topla çıkmayı alışkanlık haline getirmiş takımımız. Son 2 haftayı baz alırsak pasta çıkmaya ve ilk 11'deki dokunuşları kendine belli etti. 88 dakika kadar sabredilen forvet pozisyonu için acil alternatif bir çözüm bulunmalı diyor Erkut. Bora Acar da Çağlar Ergin çok güzel özetledi. Neden futbol maçlarına gelmiyorlar, neden baskete gidiyorlar sorusuna Çağlar Ergin şahane özetledi demiş. İvan Ergiç de profesyonel olmayan şehirde aynı şekilde profesyonel olmayan kulübe güzel insanlar arıyoruz. Bu meydanda bulabileceğimiz tek şey Recep Günay demiş.
Furkan Bakıcı, Adnan abi, Cavit Çağlar'da bir gelişme var mıdır? Yakın zamanda basın açıklaması olacak mı acaba diyor. Ya basın açıklamasına döner mi bu iş bilmiyorum ama duyumlar gelir herhalde. Erkut'ta yönetimdeki kişiler olan güven zedelenmiş olsa da asıl olan armadır. Herkesin bu bilinçle hareket etmeli. Yönetim istifa demekten usandığımız anlarda tüm enerjiyi sahadaki oyunculara aktarmalıyız. Fakat yalnızca hak eden oyunculara, sabote edenlere değil demiş ama yani takımda sabote eden isim olduğunu ben de düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Recep Günay kongreye falan gitmiyor mu abi? Mutlu bir haber yok mu demiş Ömer Şentürk. Daha bir şey yok. Penaltı pozisyonu resmen bana göre futbol şansı ve becerisiyle alakalı olmayan bir pozisyonlar demiş abi. Yok, Erkut'a burada katılmıyorum. Yani Berat'ı da bizzat tanıdığım için penaltı kaçar zaten. Dönen topu bak vuramamasını ben de anlamıyorum. Zaten izleyeceğiz herhalde. İzleyeceğiz, onu göreceğiz. Yani şimdi. Ama Berat'ın, emin olun, Bursa Sporlu en az bizim kadar var. Yani Berat o golü atmak çok ister yani. Berat çok efendi. Ama çok nasıl atamadığını emin ol ben de anlamadım yani. Ben de bilemedim yani. Emin ol. Oyuncu acaba yüklenecek mi zannetti? Kendi de anlamadı bence. Bilemiyorum. Yani. Bence kendi de anlamadı. Çağlar abi yok mu halı sahada maçımız Elmas Bahçeler demiş Ömer Şentürk. Var mı? Bilmiyorum, olsun mu? Ey Cevdet. Yasin Koç bilemiyorum. Furkan Bakıcı. Barış Yalın maç berabere veya yenilgi olduğu zaman istifa edecek diyordu abi demiş. Ya şimdi hafta içinde Ahtapot Holding'in lansmanında Recep Günay şey dedi. Yani iki hafta daha dayanırız maddi anlamda falan filan, bundan sonra dayanamayız dedi ama Barış da onunla alakalı söylemiştir ki Barış da oradaydı. Şimdi şeyi alalım, penaltı pozisyonunu alalım Metin abi. Onun üzerine devam edelim. Evet. Bilal Güney köşe vuruşundu, kafalardan sıktı top ve penaltı! Penaltıyı verdi karşılaşmanın hakemi. O bölgede savunmanın eline çarptı top. Sanıyorum Serhat'ın müdahalesi vardı. Evet, Mehmet Yanıkara elle temas eden oyuncuydu. Bursa Spor için öne geçme şansı. Dakika 80. Çağatay Yılmaz topun başında. Bursa Spor yedek kulübesi ayakta. Çağatay Yılmaz. Nefesler tutuldu Bursa Spor adına. Çağatay Yılmaz Serkan Pınar'a sonra işaretini verecek. İşaret geldi. Çağatay Yılmaz. Vuruş, kaleci. İkinci pozisyon. Top out'a gidiyor. Düzeltiyorum Mustafa. Berat Altındiş. Ağır çekimde kale arkasını görüntülerini de göreceğiz. Burası için Erkut'a da teşekkür ederim. Bu topunun vurulamadığını açıklayamıyorum. Yani şimdi burada... Ya bu tamam, penaltı kaçar abi. Ona takılmıyorum zaten de. Burada ya, kaleci bile bırakıyor yani top içeri girecek diye artık. Evet, evet. İkinci pozisyonda ama... Ya arkasından gelen oyuncuları çok şey yapıyor. Burada... Ama yok abi, bu yani bu topu vurulamamasını açıklayamıyorum yani. Berat'ı şimdi arasak, bağlasak o da açıklayamayacak eminim yani. Abi bilmiyorum der. Yani vallahi imkansız yani çünkü. Hani sonu 3 puan olduğu için yani Berat açısından daha çok sevindim. Çünkü bu maç 0-0 bitmiş olsaydı, yenilmiş olsaydık çok büyük tepki alacaktı. Maç sonunda, ya maç sonunda derken gol pozisyonunda İnanılmaz ya. Çağatay'ın işte gol sevincinde Ertuğrul da tribünlerle alakalı bir gerilim yaşanmış. Evet, öyle fotoğraflar. Yani işte bilemiyorum Çağlar yani. Abi şu an Bursa Spor'un teknik olarak büyük bir şeye ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Hem doğru. Öyle. Ben de kendi gözlemlerime göre takım içinde bir sorun var Çağlar. Yani oyuncular arasında... Olmaması mümkün değil ki abi. Oyuncular arasında bir şey var. Yani olmaması yani mümkün değil yani. Ama bu takımın, bu oyuncuların kesinlikle çok net olarak hani nasıl antrenman yapmaları şartsa %100
şey yapmaları da şart. Mustafa Hocam. Mental destek almaları da şart. Şimdi yani bilemiyorum ama her şeyden önce şu saha içindeki oyuncular arasındaki iletişimi çözmek önemli. Belki şimdi Mustafa Hoca geldi, gördü. 3 gün önceden, 4 gün önceden takımı kampa götürüyor. Zaman vermek lazım. Antalya'ya belki gördüğü için orada bu müdahaleyi de yapmış olabilir. Bence bilemiyorum. Şimdi Mustafa Hoca birazdan bağlanacak herhalde. Hazır mı? Bir dakikaya hazırmış. Bir dakika sonra sorarız. Ya işte burada dakika kaçtı aslında tam penaltı pozisyonu. 78. dakika. Burada işte moral bozukluğuyla takım aslında geriye düştüğü zaman, geriye düşülerken moral bozukluğunun ardından geriye düşebilirdin. Tabii. Maçta kopup gidebilirdi yani ama işte Çağatay'ın orada Eren topu orta sahadan yanlış hatırlamıyorsam Mustafa'ya veriyor. Mustafa Eren sağdan veriyor, içeri kat edip kesiyor arkada bomboş Çağatay. Topu Çağatay'ın da orada çok güzel bir yani rakip içeri koşusu var. İvmelenmesi evet, yani var. Arkadan koşusu var. Çok doğru bir koşu yapıyor Çağatay. Mustafa Hocam hatta mı? Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam nasılsınız? Toplantı vardı galiba. Ya bugün de görüşmeler yoğundu. Teşekkür ederim size de iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar ya. Özlemişiz sesinizi. Oh, hakikaten hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Hocam bir hayırlı olsuna biliyorsunuz arayamamıştık. 10 telafi için hemen bir programda sizi konuk almak istedik. Geliriz hocam bir gün ziyaret. Hocam toplantıyla alakalı nedir? Yani oyuncularla alakalı mı şey mi? Yok yani bugün zaten oyuncularımız izinliydi. Yaklaşık bir haftadır bayağı bir yoğun tempoya gidiyoruz. Yarın da kampa gidecek bir yönetimde. Evet hocam. O sebeple bugün oyuncular izinliydi ama kulüpte de izin yapacağım işler adına çalışmalar vardı. Onların görüşmeleri gidiyor. Hocam Çağlar'la şimdi konuşuyorduk. Kamp muhtemelen kamp işi sizden çıkmıştır diye düşünüyorduk ama doğru mudur? Şimdi benden çıktı demek istedim. Şimdi orta karar veriyorum. Mustafa hocam şimdi yani tamam. Ben sizle çalışmış ben sizle çalışmış biri de olarak benden kaçamazsınız hocam yani. Yok, kafanızda geçenleri az çok tahmin ediyorum yani. Şöyle şunu söylemek lazım. Hani bu iş çalışmadan olacak bir iş evet. Değil. Çok çalışılması gerekiyor. Özellikle genç oyuncular konusunda zaten bu anlarda ciddi tecrübemiz de var. Onların kendilerine de özellikle böyle dönemlerde sahaya yönlendirmemiz ve sağda tutmamız gerekiyor. O sebeple hani böyle bir fırsat yakalamışken bunu hem onlar adına doğru değerlendirelim hem de bizim ekip de yeni geldi biliyorsun. Yaklaşık onların da bir haftaları falan oldu. Biraz daha uyum sürecini hızlandırma adına öyle bir planlama yaptık. Murat şey diyeceğim sana bir YouTube'dan bir ses kontrol eder misiniz bir daha ona bakalım. Hocam şimdi çok zor zamanda siz de ateşten gömleği giydiniz diyebiliriz aslında. Bursaspor camiasına ve Recep Günay ve yönetim kuruluna tepkiler var. Herkesin bildiği gibi bunu saklamaya gerek yok. Şimdi bu tepkilerin odağında takım içinde olmak neler hissettiriyor? Yani bir zorluk yaşıyor musunuz bu dönemde? Şöyle söyleyeyim. Şimdi işler iyi derken orada hem talihli çok oluyor. Tabii. Hem de farklı düşünceler, farklı olaylar gelişiyor. Yani Bursa camiasını hepimiz çok çok iyi biliyoruz aslında. Böyle zor zamanlarda bize göre geliyor. Bizim de ne zaman geleceğini seçme veya görevden kaçma gibi bir durumumuz asla yok biliyorsunuz. Ki ben en son görev yaptıktan sonra da göreve gelmek istediğimi de dile getirmiştim açıkçası. Çünkü burada yapılacak gerçekten çok iş var. Bunları da bizim doğru bir planlamayla el atmamızın kendi adıma doğru olduğunu düşünenlerden biri. O yüzden yönetim seçme, zaman seçme, iyi olsun işte biz gelelim kahraman olalım, şöyle olsun böyle olsun diyecek lüksüne sahip değilim açıkçası. Kişiler benim için çok çok önemli değil ama güven çok önemli. O güveni de bana verdiler. Özellikle Murat Sözkesen'in bu anlamda bana çok güveni ve desteği var. Aynı şekilde yönetim de aynı güveni gösterdiği noktada kendimizi iyi orada bulduk. Hayırlısı olsun diyelim hocam tekrardan. Çağlar sana bırakayım. Yani bu kolay mı zor mu? Her dönem kolay değil. Bursaspor'da her dönemin zor olması gerekiyor çünkü. Yani iyiysen daha iyisini hedefleyeceksin, kötüysen oradan çık.
açısından hani görevin zamanlamasıyla alakalı çok önemli bir şey, tereddütüm olmadı. Ve hangi dönemde gelirsek gelelim yapabileceğimiz en iyisini yapmak için oluyor açıkçası. Mustafa Hocam, yani beni de bilirsiniz, biraz böyle çat çat sormayı seviyorum. Yine öyle soracağım size biraz. Şimdi hocam geçmiş dönemde de biliyorsunuz, yani sizin getirilmiş olduğunuz pozisyona farklı insanlar da getirildi. Camia dışından insanlar da getirildi. Ama hep böyle şey soru işareti vardı. Yani buraya birini getiriyorsunuz ama bu getirdiğiniz kişiye işini yapacak bir konfor alanı veriyor musunuz? Yetki alanları neler? Bu insanı oraya sadece ismen mi getiriyorsunuz yoksa belli bir işi yapabilmesi için mi getiriyorsunuz? Sorularıyla hep karşılaştık ve çok olumsuz dönütler oldu hep Bursa Spor genelinde. Şimdi Bursa Spor'un içinde bulunduğu konumda da dışarıdan bakıldığında Bursa Spor'un şu an saha dışında veya saha içinde fark etmeksizin en iyi niyetle bilinen ve güvenilen insan sizsiniz. Aslında bunun sizin için bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum ben. Bu doğrultuda yönetimin güvenilmediği, sahiçiyle alakalı soru işaretlerinin olduğu bir durumda sizin ne gibi yetkileriniz var hocam? Size neler tanındı? Ne yetkiler verildi? Ben açıkçası bilmek ve olabildiğince geniş olduğunu düşünmek istiyorum bu yetkilerin yani. Şimdi Çağlar, öncelikle Bursa Spor bir sonuç noktasında değil. İnsanlar evet biraz ben de anlıyorum camiamızı. Ben de çünkü hep başarılı olmasını isteyenlerden biriyim. Ama biz bir süreç yaşamak zorundayız. Evet. O süreçte şu mevcut durumu ne kadar üzerine çıkabilirsek o kadar doğru işler yaptığımızı karşıdan almamız lazım. Ben şu anda bir süreç yönetiyorum. Yetkilerimle alakalı inan hiç tereddüt duymuyorum. Çünkü gerçekten saha kısmıyla alakalı, bu işin organizasyon ve sportif alanla alakalı hepsinin bana güveni de destekleri de sonsuz. Bunları genişletmek aslında biraz da benim elimde. Benim elimde olmasının yolu da sahadaki başarıdan geçecek. Bunun da farkındayım. O yüzden ilk önceliğimiz şu anda mevcut durumda oyuncularımızı sahada çok daha iyi motive edip çok daha iyi bir organizasyon içinde tutmak. Onu yaptığımız noktada diğer taraflara da adım adım ilerleyeceğiz. Yani onunla alakalı bir çerçeve açıkçası çok şuraya kadar, şuradan şuraya kadar diye çizili bir noktası yok. Sadece doğru işleri yapmaya devam edeceğiz burada. Takıldığımız noktada zaten bunu ondan sonra çözdüğümüz çok normal, çok da doğal, çok da rahat olacak. Önemli olan bu hafta Allah'ın yüzümüze güldü açıkçası. Çok stresli gergin bir maçı 3 puanla çevirdik. Çünkü 3 puan çok önemli bu hafta. Bunun devamında o elimiz ne kadar güçlenirse bizim yapacaklarımız da o kadar etkili olacak diye düşünüyorum ben. Hocam hemen şimdi biz size bağlantıdan önce penaltı pozisyonunu izliyorduk. Berat'ın o kaçırdığı pozisyonu sordunuz mu Berat'a? Berat'a onu sormadım. Sadece dün akşam Berat'ı aradım. Sakın yorumları okuma. Git ailemle vakit geçir. Huzurlu ortamda bulun. Sen bizim için değerli bir oyuncusun. Bundan sonra da değerli olmaya devam edeceksin. Sahada ne kadar mücadele ettiğin bizim için değerlidir. Kaçabilir penaltı pozisyonu. Tabii. Ben de bildiğim kadarıyla şunu görüyorum orada. İkinci pozisyonda net bir vuruş yapmaya çalışıyor Berat. Arkasından gelen oyuncuların farkında değil. O ayağını açtığı noktada da topa doğru getirirken arkadan bir temas var. Aslında ikinci penaltı var orada ama ufak temas olduğu için hani hiç herkes bunu atladı bence. Çünkü orada ıska geçecek bir oyuncu değil. Hani Berat'ın bunu düşünerek, bekleyerek yaptığını da düşünüyorum. Net vuruş için biraz geç kaldı sadece. Ben iyi niyetinden iki oyuncu duruşlar. Kesinlikle ya, bizim Berat'la alakalı o konuda veya hiçbir oyuncumuzla alakalı o öyle bir düşüncemiz yok hocam. Onu belirtelim. Ya olmaması da lazım çünkü şimdi yaklaşık bir hafta oldu benim. Bugün tam bir hafta oldu. Bu bir hafta içinde ben öncelikle ekibe çok yoğunlaştım bizim teknik ekibe. Yani onlarla doğru noktayı yakalamaya çalıştık. Adım adım yakaladığımızda düşünüyorum şu anda. Gerçekten pırıl pırıl çalışan çocuklarla hoca ekibimizi kurduk. Hepsi çok gerçekten bunu profesyonel yapan insanlar. O anlamda için çok rahatladım. Akabinde hemen oyuncularla alakalı o sahada bir özgüven görmek istiyoruz. Ki Çağlar beni tanıyor. Ben hükmeden oyunu seviyorum. Yani bekleyen, işte kontra arayan bir takımı sevmiyorum.
Bu benim kendi kendime futbol demişim. Bir de şöyle bir noktayı bulduk. Bu çocuklar altyapıda hep hükmeden takımla yetiştiler. Bu 13'te Adıyaman'la oynadıklarını düşün. Ben bunu sordum çocuklara maçtan bir önceki toplantıda. Dedim ki bu 13'tesiniz çocuklar, karşınızda Adıyaman var. Ne düşünüyorsunuz? 5 atarız, 10 atarız, 3 atarız. Hep böyle yorumlar aldık. Ama yukarı gelince bir baskının içine girmiş çocuklar ve süreç biraz maalesef hepimiz adına negatif edilmiş. Şu an bir gerginlik var. Kabul ediyorum. Hani biz o gerginliği atıp o özgüvenini ortaya çıkartmamız lazım. Birincisi, ikincisi hükmederek büyüyen bu çocuklara biz yine hükmederek gol yapmayı öğretmemiz lazım. Ya da o alışkanlıkları geri kazandırmamız lazım. Maçta bunu işte 3. bölge baskısıyla, alan daraltmasıyla denedik. Ellerinden yardımcı yaptılar. İki antrenmanlık bir devrenin neticesi bu. Çünkü biliyorsunuz çarşamba hocayla oynadık. Perşembe oynayanlar rejenerasyon yaptı. Cuma taktik antrenman yaptık. Cumartesi her antrenmanıyla beraber biraz verebildik. Pazar maç oynadık. Yani süremiz çok kısıtlıydı bu taktiğe dönebilmek için. Ama aldığımız dönüş beni umutlandırdı. Hepimizi umutlandırdı. Bunun üzerine inşa edecek bir şeyleri biz sadece hükmeden bir takım kurgulamayı istiyoruz. Oynatmayan, düşündürmeyen, hatta bunun yanında kreatif işlerin de çıkması lazım. Tek orada sıkıntımız var. Çocuklar özgüvende değil. Hata yaptıkları zaman geliyorlar. O özgüvenlerin yakaladıkları zaman çok daha iyi oyunlar göreceğini düşünüyorum ben. Ama şimdi hocam dediğinize bakarsanız siz yani daha hücumsal yapıda bir oyun tarzı istiyorsunuz ama şimdi Çağlar'la program öncesinde de ya program ilk dakikalarında da konuştuk. Bu hafta ofans anlamında biraz zayıf bir ilk 11 olduğunu düşünüyoruz. Siz katılıyor musunuz? Olarak öyle düşünüyorsunuz ama oyun anlamı ve onlardan istediğimiz o değildir. Şimdi baktığınız zaman 3 tane merkez, defansif, orta saha gibi oynuyor isimleriyle evet. Orta saha kuruldu, doğru mu? Evet. Yani Yusuf da defansif orta saha. Furkan Emre, Ozan. Özellikle. Ozan da defansif orta saha pozisyonunda. Ama biz o oyunculardan öndeki baskıda o sertliği istedik. Yani agresif bir baskı istedik. Yani rakibi çıkartmak istemediniz zannediyorum o zaman kendi yara alanına. Uzun topa zorlayıp hem hava toplarındaki hakimiyetinizi arkadaki özellikle kullanıp o düşen topları da onlarla basit oyunla size kalmasını sağlamaya çalıştık. Farklı pozisyonlarda oynayanlar da vardı. Barış mesela o bölgede herkes şaşırmıştır diye düşünüyorum. Evet. Orada kanat oyuncusu niyetinde koymadı hoca oraya. Yani oyunu orada kurma, oyun bizim hakimiyetimizde tutmak fikrim olacak. Yani ilk kere belki bir şans olsaydı, bir gol olsaydı farklı bir noktaya bekletirdi maç. Yani onu yapabilecek özgüveni yakalayamadık. O yüzden geri ülkemiz. Ama şükürler olsun. 3 puan aldık. Hocam ben söylemleriniz üstüne bir detay işine girmek istiyorum. Şöyle, zaten sizle çalıştığımız dönemde de yani futbola bakış açısı noktasında aynı noktadayız ama Bursa Spor'un elindeki oyuncularla bu bahsettiğiniz oyunu oynayabilecek olsa dahi bence oyunu oynayabileceği alan bunu çok uygun değil hocam. Yani zeminimiz buna uygun değil. Ligde oynayan oyuncu profili bunu oynatacak bir oyuncu profili değil. Onun yanında bir de bana kalırsa sizin de değinmiş olduğunuz sağ içinde oynayan oyuncuların yaşadığı, bugüne kadar yaşamış olduğu süreçten dolayı mental olarak çok büyük bir yıpranma durumlarından kaynaklı ofanstaki özgüvenleri sergilemeleri çok doğru durmuyor. Yani evet Bursaspor'un bir süreç yaşayıp bunları geri kazanması lazım. Fakat bunları geri kazanabileceği bir konfor alanını sizce yakalayabilecek zamanı var mı Bursaspor'un? Yani en doğru nokta bu. En doğru nokta bu Çağlar. İşte yani, bunu sağlamak... Bizim bu süreci doğru noktaya taşıyacak bilgimiz de, inancımız da, tabii ki. Güvenimiz de var. Ama Bursa şehrinde mevcut durumu buna sabredecek bir zamanı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak puantajdaki yerimiz de bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Ama şu var, en büyük yolculuklar da küçük adımlarla başlıyor. Biz o küçük adımı bence önce kafalarda biz önde oynamalıyızı vererek açtık. Onu elimizden geldik. Şimdiki adımımız bizim
orada seviyeni ortaya çıkartıp o çocukların daha çünkü bölgede daha rahat pas yapmaları, daha kreatif işler yapmalarını da sağlamak. Bu çocuklar daha önce bunu yaptılar Çağlar. Belki ağzı kısa yapmazlar ama oraya gelene kadar onları yaptıkları için bombalar zaten. O yüzden evet kolay değil ama sizleri biliyorsun zor olursa bir şeye inanıyorsam arkasında duruyorum. Sonuç olarak teknik ekibimiz gerçekten hani bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle Murat Hoca eşliğinde diğer ekibimiz hepsi bu anlamda çok inançlılar. Çok da güzel çalışıyoruz. O yüzden yani süreç belki zorluyor bizi ya da zaman kısıtlaması işte mevcut durum ama inancımız var. Hocam o zaman ben kendi adıma son sorumu sorayım Adnan abi isterse devam eder. Kısa vadede ilk yapmak istiyorum dediğiniz şey nedir hocam Bursa Spor için? Saha içi ya da saha dışı fark etmiyor benim için. Öncelikle herkesin bulunduğu konumun farkına varması gerekiyor. Bizim çocuklarımızın da dahil genç çocuklar. Şimdi şöyle bir örnekle geleyim ben sana. Maç bitti. Soyunma odasında ilgimizde Murat bana sarıldı ve şunu söyledi. Ya Mustafa dedi, biz bu kadar tecrübeli olmamıza rağmen yaşadığımız strese ve baskıya bakar mısın dedi. Çocuklar dedi bunu sahada kaldırmak hiç kolay değil. Yani bunu çözmemiz gerekiyor değil mi dedi. Kesinlikle öyle. Yani biz hepimiz, sen şimdi kendini koyup izlerken 9. dakikada stresini hatırla veya hepimiz için geçerli. O çocuklar bunu bütün maçlarda sahada yaşıyorlar ve bu baskıyla oynamaya çalışıyorlar. Şehrin şu anki mevcut durumu bakışı da çok net. Onları değiştirmek onların elinde. Bu da onların sorumluluğunda. Ya bu sorumlulukları onlara hani çok baskı yaratmadan oynadıkları kurumun farkında olup o formanın ağzını taşıyacak kendi değerlerini bilecek bir anlayışa geçirmemiz lazım. İlk yapacağımız şey bu. İlk arzuladığımız şey bu. Ondan sonrası kurumları, ondan sonrası çok daha kolay. Yani işi sağda çözmemiz aslında daha kolay. Ama dışarıdaki sorunlarla boğuşmak da yani çocuklarından bir kısıyor. Mesela biz Ertuğrul'un seyircili olan şeyi bu bir tükürüm, yani tükürüm geliyor bana. İşten çekmediğim yerlerden tükürüm geliyor. Ses istemez görüyorum. Üzüldüm yani hiçbir tane çocuğumuz bizim taraflarla karşılaştığına gelmek isteyen yapıda değiller. Ama onların sırtındaki baskı, kendi çocuğun olduğunu düşünüp üzülüyorsun. Yani 10 yaşında olmalarını üzülüyorsun. Bunu yönetmek de, evet 25 yaşından 30 yaşında belki çok daha kolay ama 12-22 yaş aralığında çocuklarsın. Gerçekten kolay bir şey değil. Hatta da yapabiliyor bazen. Davranışsal da olabilir, düşünsel de olabilir ya da pozisyonel de olabilir. Yani onların hatalarını biz doğru bir şekilde onları anladık. En doğru yolu en kısa zamanda geçmemiz lazım. Yani inancım çok fazla. Bence çocuklara benim Bursa toplantılarına inancım çok fazla birincisi. Mevcut kadromuz bu. Bunlarla biz devre arasına kadar zaten oynayacağız. Arzu eder ki hepsi temposunu bambaşka yere getirsin. Onlarla başarıyı yakalayalım. Ama futbol içindeki süreçleri de doğru yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden şu an ilk önceliğimiz çocuklarımızı sağda tutmak, sadece sağda tutmak ve o özgüvenleriyle birlikte takım havasını yakalamak. Hocam şimdi ligin 10. haftası oynandı ama Bursa Spor bir haftayı bay geçtiği için 9 hafta oynadı. Şimdi 9. haftayı geride bırakmış bir Bursa Spor'da siz içeri geldi göreve başladığınız anda yani motivasyon olarak Bursa Spor'da bitmiş bir oyuncu gördünüz mü hocam yani bu kadar genç oyuncu arasında? Çok stresli oyuncular gördüm. Hepsiyle birebir görüşmeler yapıyorum. Hem toplantılarımız oluyor ekiple beraber. Hem yeni bireysel görüşmelerim oluyor. Hepsinde aslında şu var. Bireysel olarak kendilerinin yeteneklerine aslında inanıyorlar. Ama takım olabilme noktasında hep tereddütleri olmuş. Bir hata yaptığı zaman bir arkadaşı kırılabiliyorlar. Yani ben ilk önce onlara bir ağız tavsiyesi olarak onu vermeye çalıştım. Bireysel görüşmelerimizde. Hani hata yapan arkadaşımın hatasını örtmeye çalışıp 1, 2, 3. Üçünden sonra o senin hatanı örtmeye çalışacak. Diğeri senin hatanı örtecek. Sen onunkini örteceksin derken bir takım olacak. Kendilerine güveniyorlar ama beraber oynamayı o güvende yapamıyorlar maalesef şu an. Onu da sağlayacağımızı düşünüyorum. Yani en büyük sıkıntı biraz da buradaydı.
Hocam peki Vakıfköy'den takıma çekmek istediğiniz isimler var mı? Bir, belli oyuncular var mı bir oyuncu grubu? Şimdi ben pazartesi köye geldim. Salı İzmir'e gittik, kampa girdik. Çarşamba maçı oynadık, geldik burada kampta kaldık. Perşembe antrenman rejenerasyon derken benim orada çok işlerim vardı. Cuma ben kampa girdim önceden. Cumartesi takım kampa girdi. Pazar maç oynadık. Bugün toplantılarım vardı, onları hallettim. Yarın yine kampa gidiyoruz. Nefes alacak vakit bulamadım açıkçası. Ama Okan'la konuyu konuştuk. En kısa zamanda ben Vakıfköy'le de alakalı istediğim, düşündüğüm şeyler var. İnşallah oradaki oyunculardan da buraya katılabilecek oyuncuları doğru teşvik edebilir. Bununla alakalı kafamda bir iki organizasyon var. Yani süreç doğru ilerlediği sürece dediğimiz gibi en başta. Hani biz doğru ilerledikçe yapacaklarımızın etkisi de artacak. O da benim ilk hedeflerimden biri. Yani oradaki oyuncularla alakalı ciddi bir izleme yapmak istiyorum. Peki hocam, Çağlar var mı? Başka bir şey. Hocam kolaylıklar diliyorum. Zor bir durumda, zor bir görevdesiniz. İnşallah. Doğru söylüyorsunuz. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Ben vicdanen her zaman rahatım. Elimden geleni hem vakit olarak, hem bilgi olarak, hem de umut olarak sonuna kadar %100'ün de oradayım. Bunu da sürdürdüğüm sürece hani diyorum, bir tadı taktik yönetimiyle, hocasıyla o bütünlüğü yakalamamız lazım. Kolay değil ama umudun olduğu yerde zorlukları da aşabiliriz. İnşallah. Hocam tabii sizin başarınız aynı zamanda Bursaspor'un başarısı olacak. İnsanlar yani taraftarlar, camia bunda göz ardı etmemeli tabii ki. Çok teşekkür hocam, ediyoruz. Ben bir taraftarım. Her şeyi geçiyorum. Ben bir taraftarım. Yani ben hayatımın iki noktasında ikinci takım olmayan bir Bursaspor taraftarıyım. O yüzden onları en az onlar kadar anlıyorum ama çözüm noktasında daha belki daha duyarlı olmamız lazım. Tek şunu da rica ediyorum. Yani yönetme kısabilirler, sizi beğenmeyebilirler. Yani bilmiyorum, taktiği beğenmeyebilirler, o seçimi beğenmeyebilirler. Ama o çocukların sadece şunu düşünsünler, o çocukların üstündeki baskıyı onlar istemediler. Ama şu an onların sırtında, ya da sizin sırtınızda taşıyacak kadar yürekli olduklarını düşünüyorum. Peki hocam, işte 10 hafta gibi bir süreç var önümüzde ilk yarının sonlanmasına. Kaç puanla ilk yarıyı bitirirsek sezonda bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorsunuz? Yani aklınızdaki olan şey samimi olarak soruyorum. Puanlarla matematikte işin yok. Bana da herkes diyebilirsin. Ama sahada yenmek çok daha farklı bir şey. Sadece ya benim niyetim şu ya da umudum şu. Biz sezon sonuna kadar yukarıyı kovalayabilecek noktada kalmamız lazım. Yukarı sınav var, aşağı sınav var. Bunu süreç gösterecek. Ama biz maç maç bakıp, şimdi önümüzde bir serik maçı var. Oradan olası bir 3 puan bizi bambaşka bir motivasyona sokabilir. Arkasından gelecek rakiplerimiz de bizim puan sayısı yakınımızda olan rakiplerimiz. Hani güçsüz veya güçlü diye ayırmıyorum ben. Hani onlarla oynayacağımız maçlar başka bir çerçeveye getirebilir. Hep olumlu bakıyorum. Hiç puanla işim yok. Her maçı 3 puan 3 puan kazanma gibi bir hedefimiz var. Diyorum yani ben bunları söylerken Mustafa Gönder olarak değil, ekip adına konuşmak istiyorum. Yani onların da aynı düşüncede olduğunu çok iyi biliyorum çünkü. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yorumlarda da her şeyi yapabilirsiniz. Tek ricam o çocukları kendi kardeşimiz olduğunu düşünelim. Evladımız olduğunu hani onlara şey yapmayalım. Ben her zaman söylüyorum, eleştirsinler, beni eleştirsinler. Yönetim zaten eleştiriyorlar, o diye eleştirsinler. Biz bunun altından kalkabiliriz ama çocuklara baskıyı yaşatın istemiyorum, biz daha başarılı olur. Teşekkürler hocam, ağzında sağlık. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Çağlar işte Mustafa Hoca'yı dinledik. Artık bundan sonrasını İnşallah hoca istediklerini yapabileceği işte alanı bulur. Şimdi Bora Acar bu kadar ısrarcı yönetim anlayışı yakın tarihte hiçbir kulüpte hatırlamıyorum. Başarı yok ama neyin ısrarı bunu anlamıyorum. Güvendiğim bir kadrom vardır onu da anlarım. O da kısıtlı neden yani demiş. Erkut'un var biraz penaltıyla alakalı söylemleri. Furkan Bakıcı da Mustafa hocamız 2-3 haftaya teknik direktörümüz olur diyor. Sportif direktörün üzerine Türkiye'de yapışan bir şey galiba herhalde bu. Ki işte Murat Sözkesen de öyle gelmişti. Özgür Ergin, Özgür abi hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar abi, selamlar. Dediğinize göre Canberk defans, Ertuğrul Eren, Yiğit Bilal, orta üçlü Yusuf Ozan Barış, forvet de Mustafa Berat Çağlar ideal 11. Maceraya gerek yoktu yani bu hafta çıkan 11'i beğenenler de var. Mustafa Hoca'nın görevde olması takımı çıta atlatacağını düşünüyorum demiş Erkut'ta. Uğurcan Çalışır, sportif direktörün kulübeye girmesi konusuna nasıl bakıyorsunuz? Yorumlarsanız sevinirim. Deniz Kolgu da yapıyordu bunu. Bana yanlış geliyor diyor. Ne diyorsun Çağlar? Sportif direktörün yedek kulübesinde olmasına. Görev ve sorumluluğu o yüzden hani öğrenmek istedim. Yani sportif sadece saha dışıyla alakalı ilgilenecekseniz kulübede olmasının bir manası yok ama siz komple sadece sağ dışı her şeyi verdiyseniz kulübede olmasıyla şeyde olmasının bir farkı yok zaten. Mustafa Hoca'nın Sözel'deki yakınlığı çok güzel demiş Bora Acar. Tahta açılırsa PTT seviyesinde sol bek. Bilal ortaya lazım ilk yedek olarak diyor. Orta göbekte Gökhan Alsan alt parmak tarzı. Çift ayaklı iki kanatta oynayabilecek forvet. Bir tane de kurt santrafor demiş bana. Kabul mü? Sol bek zaten yok takımda. Sol bek alacağız, mecbur alacağız. Sol bek ne yediği var ne as var. Yani Tazgel var ama. Ya, Tazgel de bence bir bek değil, kanat oyuncusu çünkü. O yüzden yok diyorum. Yani sol bek kesin almak gerekiyor. 6 numaraya ihtiyacı yok bence takımının itibariyle. Kesinlikle 1-8-1-10 alması gerekiyor. Yani ince iş yapacak 1-8 ve 1-10 alması gerekiyor. 2 tane kanat alması gerekiyor. Kanatta yedek yok. Kesinlikle bir forvet alması gerekiyor. İlk aklıma gelenler bunlar yani. Zaten 3-4-5-6 oyuncu yaptı zaten. Hayrettin Yıldızhan'a Canberk yerine Deniz geçsin kaleye demiş. Canberk'e de son haftalarda biraz tepki var. Evet. Bu hani de 4 kaliteli topçu playoff'tan çıkar. Mustafa Hoca sorar mısınız Tuğhan'a ne oldu? Inter'le antrenmana çıkmadım bu çocuk. Scoutlar seyredemiyor. Sıkıntı kontrat mı demiş. Yani scoutların seyredemediğini biliyoruz ama mesela benim elimde Porto'nun scoutlarının hatta işte menajerlerin buraya gelip kulüple yaptığı görüşmedeki fotoğrafları var. Onu da söyleyelim. Gökkaya kritik haftadan çok kritik cezalar ve kritik tahta meselesini ele almak gerekmez mi demiş. Kritik haftalardan çok diyor. Yani önümüzdeki 4 maç kritik diyoruz ya. Onunla alakalı cezalar ve tahta meselesini ele almak gerekmez mi? Demişleri tabii yani, ki gerekir ama. Gerekir de bu yönetim süreciyle tahta meselesini ele almanın da çok realist bir tarafı yok o yüzden. Bora Acar, Mustafa Hoca'ya sorum. Ya işte hocaya da burada sorular gelmiş ama. Olası yönetim değişikliğine karşı görevlerine devam edecekler mi? Yeni yönetim devam etmek isterse kendileri ile demiş. Bunu atladık. Zeki Biyaroğlu, kaleye şut atmıyoruz. Ömer Özlü. Hocanın dediği anlaşılmıyor diye bir bazı yorumlar var Murat. Bilmiyorum. Mustafa Hoca tribündeydi. Yanlış görmüş diyor Erkut Boray. Ben sağ içinde gördüm Mustafa Hoca'yı. Notlarını aldı demiş ama sağ içinde ben gördüm hocayı. Belki son şeyde görmüş olabilirim. Şimdi Metin abi gol pozisyonunu alabilir miyiz videoyu? Onu da bir izleyelim. Hazır mı? Eren sağ kanata Mustafa. Top hala ondan. Mustafa girdi içeri. Mustafa Genç. Mustafa yerden pası. Bir dokunuş ve topu alardı. Gol! Çağatay Yılmaz! Onun burada çalmanı da çok güzel. Çağatay'ın da dediğin gibi nereden geldiğini
İvmelenmesi doğru bir ivmelenme. Yani şimdi Mustafa'yı savunan Adıyaman'da oyuncu da gerçekten yani başka bir mesleğe yatkınlığı varsa değerlendirsin. Yani böyle bir savunma duruş şekli yok, bu düzeyde durulmaz yani. Niye o yani sağ, yanlış duruyor. Soluna çekip sağından geçeceğini mi düşünmüş? Ben de anlayamadım abi, orada. Yani duruş yani duruşu çok Mustafa, bacaklar da çok açık zaten şey. Bak her şeyi geçtim bir yani ben bunu U8'de antrenörlük yaptığım çocuğa anlattığım bir şey yani bu. O yüzden bu seviyede yapmaman lazım bunu. Yani rakibi savunurken top rakibin hangi ayağındaysa siz de ona göre çapraz bir konumlama almanız lazım. Hmm. Ama oyuncu böyle duruyor. Yani Mustafa oyuncu sağdan da geçer, soldan her da geçer. Bacak arasını atıp gene geçer. Yani içinden de geçer. Yani her yerden geçer. Yani o yüzden diyorum başka bir mesleğe yatkınlığı varsa değerlendirsin mümkünse yani. Şimdi Çağatay'ın da gelişini nereden görelim? En dıştaki, en evet. Dış kulvardan geliyor. Orada da yani yine Adıyamanlı oyuncunun bir takip eksikliği var ama Çağatay'ın da çok güzel bir zamanlaması var. Yani orada Çağatay'a hakkını vermek lazım koşuda. E çok şükür işte bu golü de Çağatay'ın bu golü de 3 puanı Bursaspor'a getirdi. Imperius, iyi yayınlar. Bu çocuklar idman yiyor mu acaba? Artık skordan bağımsız maçlara her geldiğinde duygusal hissediyorum. Bala düşmemiz en iyisi demiş. Bala düşersek bu takım dönüşü olmaz yani bir daha. Yok yani bala gerek yok. Bu ligden de düşsen dönüş olmayabilir ya. Emin Ay Bacaksız, neredesiniz abi, kaç haftadır özlemişiz dedi. Vallahi biz de özledik işte, bir hafta maç yoktu. Bir hafta Çağlar maalesef. Bu ara fingir fingir geziyor yurt dışında Çağlar. İşlerimiz var. İran'a gitti. Mollaların oradan çıktı. Sırbistan'a çok uç noktalarda geziyor. Evet, yani haftaya Sudan'a gider, bir dahaki hafta biri da... Biri böyle araştırma yapsa CIA'ya yani jen diyecek. Yani böyle saçma sapan yerlere gidiyorum. Yani. Başka bir yere gidebilir. Metin abi, neyi alalım valla? Golü de aldık. Şimdi oynanan maçları alalım abi. Oynanan maçlara bakacağız. Çağlar, şimdi bu hafta seriye gidiyorduk işte. Takım da yarın gece gidecek, çarşamba günü Antalya'da olacak. Karşılaşma da cumartesi günü oynanacak. Onu söyleyelim. Şeyleri ne yaptık? Hemen onu gelene kadar bu arada notlarıma bakayım. Şimdi ikincilik beyaz grupta yer alan, işte Bursaspor'un grubunda yer alan Karacabey'de bu hafta geldi. Esenler'e aynen. 2-0 mağlup oldu. İşte lig ikincisi Esenler Erok. Bu arada işte liginde grubunda favorisi. Evet. Karacabey Belediyespor 16'da Emirşen Ocak, 39'da da Serdar Cansu'nun golleriyle mağlup oldu. Onu belirtelim. Sonrasında Bursa Yıldırım Spor deplasmanda Alanya Kestel Spor'a 2-1 mağlup oldu. Yıldırım ligde 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Bölgesel amatör ligde de Pablo Martin Bataja'nın takımı Nilüfer Belediyespor futbol kulübü de rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Ligin ilk, yani maçın ilk yarısı 3-0 bitti. Sonrasında işte son 88'de Bursaspor'un eski oyuncularından Emre Pehlivan'ın golüyle 4-0 galip geldi. Gollerde 2. dakikada Sinan Yıldırım, 19'da Vedat Çıkın, 45+1'de Zeynullah Türkay'ın güzel bir golü vardı. 86'da Emre Pehlivan'ın golleri maçı 4-0 bitirmiş oldu. Gürsel Öncel, baskının çoğu şu anda yönetimin üstünde, tepkiler oyuncuları çevirirse kim bilir neler olacak. Bu çocuklar neden bu kadar baskı hissediyor demiş. Ne dersin? Abi yani baskı nasıl hissetmesinler? Yani şu anda daha altyapıda top oynaması gereken oyuncularla ikincilik seviyesinde kümede kalın diyoruz adamlara. Baskı hissetmemeleri mümkün mü yani? İmperbist abi, ben bu çocukları sürekli kafelerde görüyorum. AVM'lerde çok fazla görüyorum. Bu oyuncular başka takımda olsa bu kadar ciddiyetsiz olmazlar. Yani biraz sosyalleşsinler ya oyuncuları da, yani şimdi hepsinde bir yere tıkmanın da anlamı bence yok ya. Biraz böyle yani hep baskı. Ha, gittiği ortamları şimdi ortamla alakalı AVM'ye gidiyorsa bilemiyorum ama 2 sene önceki, evvelki sene önceki Bandırma maçından önceki gibi başka bir yerlere gidiyorlarsa o da başka yani. Öyle de olmasın. Evet, bu hafta alınan skorlara bakalım. Karacabey Belediyespor, Esenler Erok Spor'a sahasında 2-0 kaybetti. Ligin lideri olan Van Spor, Diyarbakır Spor'a 2-1 kaybetti. Yeni Mersin İdman Yurdu, Afyon Spor'u 1-0 mağlup ediyor. Şimdi Yeni Mersin'e şöyle bakmıştım Çağlar. Hani buraya geldi, gelemiyor, gelebilecek takım kuramadılar falan gibi şeyler söylendi ama Mersin'de galibiyetleriyle birlikte
Yeni Mersin ligin 8. sırasında 16 puanla. Bizim evet. iki katımız kadar neredeyse puan toplamışlar. Ankara Demirspor, Serik Belediyespor bu hafta Bursaspor rakibi Serik 1-0 mağlup etti. Ankara Spor'da 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı. Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömür bu hafta grubun sürpriz sonuçlarından birini aldı diyebiliriz. Bursaspor 1, Adıyaman FK 0, Beyoğlu Yeniçarşı ve Kırşehir Futbol Spor Kulübü 0, Altınordu 4, Kırklareli Spor 0. Altınordu'da ilk galibiyetini aldı. Evet, Buca Spor 1928'de geçen hafta bizi mağlup etmişti. Bu haftayı bay geçtiler. Oynanacak maçlara bakalım Metin abi. Afyon Spor Karacabey Belediye'yi konuk edecek bir Bursa ekibi. Afyon'a gidiyor. Serik Belediye, Bursa Spor, Diyarbakır Spor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adıyaman FK, Buca Spor 1928'i konuk edecek. Kırşehir Futbol Spor Kulübü Ankara Demir Spor'u ağırlayacak. 1461 Trabzon FK, Nazilli Belediye, Zonguldak Kömür'de Altınordu'yu ağırlıyor. Kırklareli Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşması var. Esenler Erop Spor'da Ankara Spor'la oynayacak. Van Spor'da bakıyorum, Van Spor evet ligin lideri şu anda da haftayı bay geçecek. Puan durumlarına bakalım Metin abi. Onları da alalım. Genelde bu ligin normaldeki puan durumu Çağlar. Hı hı. İşte şöyle işaretledik. 10. sırada Karacabey Belediyespor var 11 puanla. 13. sırada Bursaspor yer alıyor 9 puanla. Bu hafta Serik Belediyespor Bursaspor'un rakibi, hemen bir üstümüzde 9 puanla averajla onlar bir üstteler. Sonrasında da işte Altınordu, Zonguldak, Afyon, Kırklareli, Adıyaman ve Kırşehir sıralanıyor. İç sağ puan durumunu alayım Metin abi. Dış sağ, iç sağ. Çağlar, şimdi iç sağda bakın son 5 maçta Bursaspor'un 2 beraberliği, 1 mağlubiyeti, 2 galibiyeti var. Karacabey'in de iç sahada bizden daha başarılı. Yani 3 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. Onu öyle geçelim. Dış sahaya gelelim abi. Yani iç sahada 9 ve 11. 11. sıradayız. Bu dış saha mı? Dış sahada da şu dış saha düşme hattının içindeyiz Çağlar. Yani 3 maçta mağlup olmuşuz. 1 maçta beraberlik. Yani 4 maçta 1 puan çıkarabilmişiz. Bu hafta Serik maçı sence nelere gebe? Yani şeye çok bakınca, benzer iki takım oynayacak bakınca. Abi. Yani ya atanın kazanacağı ya da yani böyle ya 1-0, 0-0, 1-1. İç sahada seriye bakınca da bizde aynı. 5 maçta 2 bir galibiyeti var, 2 mağlubiyet, 2 beraberliği var onların. Hı hı. İç sahada. Yani bizim kırmızı. Bence beraberlik kokan bir maç ama hani bir taraf, hangi taraf ağır basıyor dersen Serik, hani %55'e 45 Serik daha ağır basıyor. İç sahada oynayacak olmanın verdiği avantajla. Ama 3 gün önceden Antalya'ya gidiyor olmamız, bir kamp süreci yaşayacak olmamız, belli bir renovasyon sürecinden geçiyor olmamız, belki sahaya olumlu yansırsa oradan bir 3 puana dönmek bizi çok rahatlatır. Ama 1 puana da okeyim yani açıkçası. Erkut demiş ki Zonguldak hoca değişikliğinden sonra aldığı galibiyet hiç hak ettiği yerde olmadıklarını göstergesi demiş. Erkut ya şu her kelimenin baş harfini bir küçük Murat yapıyordu bunu. Alışmış öyle Erkut. Şeyde de WhatsApp'ta da öyle yazıyor. Da öyle alışmış öyle yani. Twitter'da da öyle yazıyor. Direkten dönen topu gösterdiniz mi? İyi vurdu esasında diyor Yusuf. İyi topçu demiş. Bani de yani o şeyi denk getiremedik ya. Yani ilk yarı, ikinci yarı olarak almıştık. Ama ilk yarıdaki görüntülerde sıkıntı var. O nedenle ilk yarıdaki pozisyonu gösteremedik. İmperbüs'te Ankara maçını nasıl kazandık abi? Taş gibi top oynadık. Ne oldu ondan sonra diyor. Nedim Vatansever'in ilk maçıydı. Güzel galibiyetti. Beklentilerin dışında olan bir galibiyetti. Yani hadi 1-0 falan böyle bir kontrada yakaladın attın gibi değil. Böyle eze eze yendik. Yani biz de o maçta belki yani bu sezonki en iyi maçımız diyebiliriz herhalde ona. 3 senedir değişmeyen tek şey 80'den sonra her türlü gol yiyoruz demiş. Ya belki vallahi bir istatistik çıkarsak olabilir, bilemiyorum. Şimdi Çağlar 1 saat 15 dakika olmuş. Söylemek istediğim bir şey varsa onları alalım. Yani konuşalım dersen konuşalım. Ben problem yok. Ya bu soru konuşmaya kalksan abi 3 hafta falan bitmez bu problem.
İzleyen herkese... Düşünsene ya, şöyle Süper Lig'e çıkmışız. Düşünmüyorum abi. İlk hafta iç saha maçı. Yenmişiz, ondan sonra program yapıyor. Biter bak mi? O zaman 4 saat konuşurum. Yani yorumlardan bile anlıyorum aslında. İzlenmez, izleyici sayısından da anlıyorum. Kazanınca insanlar daha motive tabii. Yani TFF1'de bile daha fazla, çok daha fazla izleniyor. Süper Ligi falan düşünemiyorum. Murat kıracağım. Mikrofon bugün sağlam kalırsa. Evet. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Kazanan bir Bursaspor üzerine program yapmak tabii ki daha keyifli oluyor. Ama maalesef Bursaspor'un saha içi değil işte tek problemi. O yüzden çok motive de değiliz aslına bakarsanız. İnşallah Serik karşısında kazanan, iyi oynayan bir takım görürüz. Motivasyonumuz artar. Aynı zamanda inşallah saha dışında da yönetimsel süreçle alakalı da beklenti olan haberleri alırız diye umuyorum. Hiç öyle bir umudum yok ama inşallah alırız diye umuyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Hayırlısı neyse o olsun diyelim. Evet, bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta taktik masasında Çağlar Ergin'le birlikte yine biz burada olacağız. Bursaspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı akşamlar diliyoruz.